plastik pet şişe için hakkı köse. Tosya için inşallah devamı gelir. Marangozlar Odası Başkanı olarak katıldınız, iştirak ettiniz. Evet. Böyle dernekler arası, odalar arası bu şekilde dayanışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben isterim böyle bir yarışma ama diğer odalarla da görüşmek lazım. Ben yarışmaya hazırım. Arkadaşlar, hazır mısınız? Atış serbest. Bunu nasıl organize yaptınız böyle projeyi? Atışı bitenler silahlarını masaya koştu. Amatör krap için son bir kişi. Amatör krap atışı için masaya. Silah masaya, silah masaya. Silah masaya. Birinci yol. Vuruş yok. İkinci yol. Bir. Bir vuruş. Üçüncü yol. Bir vuruş. Dördüncü yol. Bir vuruş. Beşinci yol. İki vuruş. Tebrik ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. İki vuruş gerçekleştirdiniz. Vallahi ilk atış da güzeldi. Avcıyız biz. Hedefiniz var mı bu yarışmada? Hedefim profesyonelde birinci olmak. Atışı bitti arkadaşlar, bekleme yapmasın. İki gerçekleştirilen bu yarışma hakkında sağlıkçıları imzalabilir miyim? Vallahi bu yarışmada emeğe geçen başka başkanlarımız olan Mustafa Dökçü ve öbür grubun başkanı olmak üzere emeğe geçen tüm şahıslardan çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Başarılar sağ olun, diliyorum. Sağ olun. Altıcı olmasın abi. Öfkeş masasına geçsin. Hazır mısınız arkadaşlar? 6 kişi olması lazım masaya. Yok 5 tamam. Tefes şeyler niye boyamamış? Ahmet abi tetik düşür. Yani atışla ilgili görüşlerin iyi değil. Yani hepsini de vurdum. Olabilir. Ortasından vuramadım. Ortasından vuramadığınız zaman derken 12'den değil mi? Evet. Ama o siyah alanın hepsini vurdunuz hemen hemen. Hemen hemen. Ama ya, ortası olmak olsa benim için sıkıntı. Peki yarışma hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim zahmeti? Tosya'da ilk gerçekleştirilen bu yarışma için ne düşünüyorsunuz? Olması gerekli ve yapılması lazım böyle şeyler arada bir yarışma. Devamını tabiiyorsunuz. Tabii ki. İkinci. İki, teşekkür abi. Ederim. Rastgele. Şey, kolay gelsin. Sonuncu da bu kim dedin? Rıza Polat. Rıza Polat mı? Değerli Polat. Belediye Başkanımız. Tamam. Söyle. Yok, boş. O boş. İsim geldi mi? Geç onu geç. Onu geç. Ahmet Şencan. Ahmet Şencan. Abi yok abi. Ne?
Ne yapmıyor musun çocuk be? Şuradan başkanım hoş geldiniz. Burada çevlik var. Nasılsın, iyi misin? Siz başlayın abi. Başkanım hoş geldin. Siz başlayın. Siz Murat'tan abi. Sen nasılsın? Yok kurşun atış masasını. Ya onlar hayır. Merhaba ya. Thank you.
var. Kurşunlara yazık. Anladım. Gezdikmenlik yapıyor. Hadi çıksınlar. Çıksınlar. Ateşimiz sağlam, vuruşumuz 12'den olsun inşallah. Hoşçakalın. Metter takımı olaraktan teşvik ettiniz. Evet. Benim herhalde ya. Ya böyle etkinlikler güzel oluyor. Bizi de davet ettiler. Biz de şenlendirdik. Tosya için, Tosya'nın tanıtımı için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Ya, gerek Avcılar Kulübü olarak, gerekse biz Ahiyar'a, Mehter Hanım takımı olarak da Tosya için, Tosya'nın tanıtımı için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Peki Mehter Başım, Avcıların atışları esnasında çaldığınız Mehter maçlarının etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Hani insana bir coşku verir. Muhakkak olmuş. Olmaz diye bir şey yok. Yani atalarımız savaşa giderken biliyorsunuz. Mehter marşıyla gitmişler. Yani bunlar da artış yapıyorlar. Hazırlık yapıyoruz. En azından coşkuyu verdik yani biz. Kendileri bilirler. O duygular içinde vardır muhakkak. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun. Erdoğan. Beyefendi. Duyuyor mu? Hazır. Tekrar. Abi vuruncaya kadar gidecek. Bu başta böyle güzel. Bir şey versenize. Bir avantaj olmaz da şey. Sarsıntıdan yapamazlar. Sarsıntıdan. Hadi. Geçen sene ben denedim. Bu zor ya. Hocam sağın bir daha atma. Biraz üst tutun turuncuya isterseniz. Hazırın. Gidelim abi. Turuncu biraz çıkan biraz. Çok ileri gitmesini bekliyorum. Ne olacak? Çektiğinde çıkar. Başlasın. Güzel oldu alıp. Dur. Olmaz. Ben de var. Ne yapıyorsun sen? Böyle bir şey mi yazdın? Oral hoş geldik. Bravo! Tamam. Bir tane daha. Başkan onu da basın çeksin. Bir tesadüf oldu. Ben de 5 tane alayım Volkan Başkan. Arkadaşlar. Amatör silah. Cafer Rıza. 50 lira. Gel. Tek mi? Acele etmeyin. İlk işe hadi arkadaşlar. Hilmi Hasan, bir kutu kurşun. Bitti. Kurşun da bitti. Geliyor.
Evet, güzel. Mehmet abi kaçta kaç oldu? 4'te 1. 5 mi? 4'te 1. Hacı abi siz de atış yapacak mısınız? Yapacağım. Ben de yapacağım. İnşallah. Çok merak ediyorum ama 20 tane attım, bir tane vuramadım ya. Hep kara var. Hacı yeter. Stres atmış olduk. Stres atmış olduk. Getirsin buraya. Ama bir daha yine vuracaksın inşallah. 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 Kurşun satış noktası. Evet efendim. Şuraya masaya bırakalım. Atış bitmiştir, değiştirelim arkadaşlar. Sallanıyor, dur başkanım. Baksana neresi. Başkanım hızlı gidiyorsun. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım siz de hoş geldiniz. Tosya Avcılar ve Atıcılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu birinci trap yarışmasını değerlendirir misiniz? Öncelikle sizi tanıyaraktan. Evet. Karadeniz Avcılar ve Avcılık Federasyonu ikinci başkanıyım. Avcılık ve tüm müdahalelerinin içerisinde federasyonumuz adına bakanlıkla görüşmelere katılan bir avcı dostunuzum. Öyle diyeyim. Federasyonumuza bağlı 53 tane derneğimiz var. Bunlardan bir tanesi de Tosya Avcılar ve Atıcılar Derneği. Sevgili Mustafa Turoğlu'nun önderliğinde bu yıl ilkini düzenlediğimiz bir etkinlik. Federasyonumuzla birlikte, belediyemizle birlikte muazzam bir organizasyon oldu. Biraz biliyorum aceleye geldi. Kulübün devre teslimimden sonra ama buradaki her şey gördüğüm üzere mükemmel hazırlanmış. Burada mutlaka Mustafa'nın ekibinin, başkanın ekibinin çok emeği olsa da değerli başkanımın da emeği çok yüksek. Çünkü burada bayağı bir hapiyat işlemi yapılmış gördük. Evet, evet. Bu tarz etkinliklerde bizim en güç aldığımız kuruluşlar belediyelerimiz. Sivil toplum kuruluşlarının çok güçlü imkanları yok. Burada belediyeler bile el tutuyor. Burada da en güzel örneğini bugün gördük. Umarım bundan sonra da çok güzel etkinliklere imza atacağız hep birlikte. Hem federasyonumuz, hem derneğimiz, hem belediyemiz de. Çünkü bu şehrin bir noktada tanıtımı açısından atıcılığın ve avcılığın da ön planda tutulması gerekiyor. Ve başkanım bu konuda hakikaten çok samimi. İnanıyorum ki bir önümüzdeki yıl burada atıcıları yetiştireceğimiz bir ufak da olsa bir belediyemiz, bir poligonumuz olur. Düzenli bir atış. Bütün mesele şu. Biz avcılığı ya da Türk halkının silah merakını spora çevirmek istiyoruz. Bu konuda da her bir desteği doğal olarak biz sivil toplum kuruluşları belediyelerden almak durumundayız. O noktada başkanıma çok görev düşecek. O da bizim yanımızda inanıyorum. Biraz önce konuşmuştuk. Teşekkür ederim. Sağ olsun belediye başkanımızın katkıları büyük. İşte bu hep arkadaşlık, eş dost. İşte sağ olsunlar hep kulüp başkanlarının katkılarıyla, destekleriyle bir şeyler, bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Emeği geçen arkadaşlardan teşekkür ederiz. Başkanımızın falan emeği çok. Allah razı olsun. Sadece biraz daha böyle bir geniş kapsamlı atış poligonu işte gençleri yetiştirmek için millet biraz daha profesyonel olsun diye bir şeyler daha yapılabilir. Başkanım da bu uğraş veriyor şu an zaten bu konuda. Bakalım ya nasip inşallah olur. Bir atış poligonu güzel bir şey. Başkanım, her iki başkanımız da ciddi bir atış poligonu talebinde bulundular açıkçası. Bu konuyla ilgili bir girişimimiz var mı? Şimdi atış poligonu ile alakalı konuşmadan önce federasyon ikinci başkanımıza, bizim kulüp dernek başkanımıza, yönetim kurullarına, ekiplerine çok teşekkür ederim. Çünkü sporun her şekilde memleketimizde yaşatılması gerekiyor. Bunu sadece ülke genelinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde biraz daha spor dediğiniz zaman akla futbol, evet, basketbol tarzında yapılan aktiviteler geliyor ama bir anlamda insanların farklı eğilimlerini de göz önünde bulundurarak bu tarzda yapılan sporlara da destek vermemiz gerekiyor. Bu noktada da biz gerçekten samimiyiz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz. Ve bundan sonraki düzenlenecek programlarda da taşın altına elimiz değil gövdemizi koyacağız. Çünkü memleketimizin insanı ya da dışarıdan memleketimizin tanıtımını yapma açısından da bizim için de güzel bir avantaj oluyor. Bu
burada farklı ilçelerden, farklı illerden gelen arkadaşlarımızla, abilerimizle, kardeşlerimizle tanışmış oluyoruz. Ve bir bağ oluyor, bir muhabbet oluyor. İnsan insana her zaman lazım demek ki gerekiyor. O yüzden biz elimizden geldiği sürece memleketimizin içerisinde yapılan amatör spor kulüplerine, amatör sporculukla uğraşan sporcularımıza, hepsine elimizden gelen desteği her daim vereceğimizi buradan da taahhüt ediyorum. Atış poligonu ile alakalı 80 dönüm arazi üzerine kurulan atış poligonları uluslararası yarışmalara hitap ediyor. Biz de bu noktada bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İlçe spor müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşmeler var, girişimler var. Alelade işlerden ziyade gerçekten memleketin tanıtımına fayda sağlayacak. Dışarıdan daha fazla sporcunun katılabileceği, etkinliklerin düzenlenebilmesi için uluslararası bir poligon tesis etmemiz gerekiyor. Bunun için biz çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu alan içerisinde yapılan çalışmalarda emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu spora gönül veren bütün insanlara, buradaki yarışmacı arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Memleketin bütün güzelliklerine, bütün farklılıklarına hep birlikte sahip çıkacağız inşallah. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başkanım, son olaraktan değişik parkurlarda atışta bulundunuz. Evet. Performansınızı bir değerlendirebilir misiniz? Performansımı beğenmedim. Ama bunda hava şartlarının etkisi vardı sanırım. Ya, mazerete gerek yok, vuramadık. Biz beğendik. Atıcılık biraz önce bahsettiğimiz gibi bir yetenektir ama sürekli çalışılarak kazandırdığınız bir kazanım aslında vücudunuza. Dolayısıyla tabii bu tesisleri yaptığımızda başkanım da inanıyorum zaten bu tarz etkinliklere katıldıkça o şeyini daha, reflekslerini biraz daha geliştirecek. Çünkü bu bir refleks işi. O refleksi yerine getirdiği zaman bizden bir fark olmayacak, Mustafa Başkan'dan bir fark olacak. Bunun için de çok uzun bir zamana ihtiyacı yok başkanım. Bunun 6 aylık bir sürede onu aşar. Çünkü biraz hızlı çalışmak lazım. Evet, evet, gelecek seneki yarışmalarda başkanımızın hedef 12'de vurmasını bekliyorum. Şimdi de vurur aslında ama tabii biraz şey oluyor. Yani baskı altında kalıyorsunuz hepimiz aynı. Toplumun arkanızda olduğunu gördüğünüz zaman hepinizler bazen kamera karşısında sözleriniz düğümlenir. Bunu da böyle değerlendirmek lazım. Önemli olan başkanımın orada bu açılışa belki de hiç yapmadığı halde medeni cesaret gösterip bu açılışı başlatmasıydı. Onu da gayet güzel yaptı. Biz de onu reddik. Yok yok, o kadar da değil. Vurduk sen. Vurduk. Evet. Yani bir tane de vuruldu yani. O da çıkıntı değil. Eyvallah eyvallah. Yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim bakanım. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben Mestan Şarkı'nın ziraat mühendisiyim. Bu arada başkan değilim ama bir avcıyım. Tabii bize avcılık çocukluk yaşında başladı. Biz çocukken babamızın yanında ava gitmeyi, amcamızın yanında ava gitmeyi öğrendik. Ve şimdi bunu biraz daha geliştirerek, atış etkinliklerine giderek bunu sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Yani doğa sporları içerisinde yer alan avcılık hakikaten insanların dayanışması, kaynaşması açısından, özellikle doğa sevgisi açısından ben oldukça önemli görüyorum, önemli buluyorum. Çünkü doğayla baş başa kalıyorsunuz. Yani biz doğaya gittiğimiz zaman herhangi bir av vurmasak da oraya sabah gidip kahvaltı yapmak, yürüyüş yapmak, aynı zamanda trekking yapıyoruz. Yürüyüş yapmak, doğandaki değişimleri görmek. Kışın kar yağdığında yine doğadayız. Yazın güneş en tepede sizi yaktığında yine doğada oluyoruz. Ve bu gelişmeleri izlemek çok güzel. Hakikaten insan psikolojisi açısından da güzel. Peki bu Tosya'daki düzenlenen yarışmaya nereden katılıyorsunuz? Ben şu an Muş'tan geldim. Hakikaten belki Türkiye'de Tosya, Kastamonu'ya gelmek güzel bir keyif. Özellikle Tosya'ya gelmek daha büyük güzel keyif. Muş'tan geldim. Arkadaşlarımız var burada. Arkadaşlarımız davet etti sağ olsunlar. Peki Muş'tan çok uzak bir yerden geliyorsunuz. Evet. Tosya'da ilki düzenlenen bu yarışmayla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Yani eksiğiyle, fazlasıyla. Şu an belediye başkanımız sağ olsun az önce birlikteydik. Ciddi desteklerini buraya yatırmış yani. Çünkü yeni yapılmış burası muhtemelen. İlki düzenleniyor. Gayet güzel. Zaten avcılarımız da oldukça yoğun bir talep göstermiş. Başkanımız da galiba burada, başkanımız da yoğun bir çaba sarf etmiş. Gayet güzel her şey. Başkanım, çok memnunuz. Muş'tan katılmış. Evet, Muş'tan katılmış. Sağ olsun. Ayaklarına sağlık. Çok uzak. Muş, Ordu, Ulubey, Hatsa, Samsun, Engiz, Çankırı, Karadeniz bölgesinden birçok kulüp başkanlarımız ve arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar. Etkinliklerde hep birbirimize dayanışma içerisinde
Biz onlara gidiyoruz, onlar bize geliyor. Böyle bir toplumsal olarak bir dayanışma içerisinde abi, olsun. Yarışmalarımızı sunmaya çalışıyoruz. Yemeğe geçen herkesten başkanım, Allah razı olsun. Arkadaşımız da değil ama insanlarımızda bir ön yargı var. İşte avcıları evet. Doğada işte hayvanları vuruyor, katlediyor gibi ön yargı var. Ama şimdiye kadar avcılarla yaptığımız röportajlarda bunun böyle olmadığını, evet, aslında evet, çok güzel bir doğa sporu evet, olduğunu ve evet, doğayı koruma katkısı da sağlandığını bahsettiler. Şöyle söyleyelim, bir tane avcı doğada bir tane çöp bırakmaz. Avcı camiasında herkes şurada şu pislik varmış, bu çöp varmış diye şey yapar. Temizler bu çöpleri, atar. Av açıldıktan sonra gidiyor. Yani, ve bunun hepsinin bir kotası var, hepsinin bir belgesi var. Bu çerçeve içerisinde bulunuyor. Yani, iyi gün. Yanlış tanıtıyorlar abi. Yani böyle bir yargısı olan kişilere şunu diyebilir miyiz? Yani bizimle bir gün gelsinler, avcılarımıza bir gün gelsinler. Evet, evet. Bizi bir görsünler, ormanda, doğada neler yaptığımızı. Tabii neler yaptığımızı, neler yaşadığımızı gerçekten ondan sonra saygı gösterirler bize. Gerçekten ondan sonra saygı gösterirler bize. Yayınlayacağınız abi. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Yine döktürmüşsünüz Hacı abi. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne diyorum arkadaşlar, dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Tosa pilavını tanıtıyorum. Evet. Profesör. İkinci yol, sıfır. Afiyet olsun. Beşinci yol, iki. Hoş geldiniz. Öncelikle tosta pilavını bir değerlendirebilir miyiz? Ya her zaman yediğim bir şey. Çünkü daha önceden de geldim ben buralara. Ya tosta, şöyle söyleyeyim. Yani pilavı sana deser gibi, öyle söyleyeyim. Organizasyon güzel, işleyiş güzel. Hiç aksama yok, hepsi tıkır tıkır yiyor. Genç bir arkadaşımız yanımızda. Evet. Kendisi hazır. De avcı mısınız? Atıcı. Atıcısınız. Evet. Sizin de görüşlerinizi alabilir miyiz? Pilav hakkında mı? Pilav hakkında, Tosya'da dönen yarışma hakkında, evet, avcılık hakkında, atıcılık hakkında. Düzenli bir yarışma. Gittiğimiz birçok yarışmadan daha düzenli ilerliyor. Güzel bir etkinlik. İnsanları buluşturuyor. Beraberliği artırıyor. Pilav hakkında da görüşüm güzel bir yer. Evet, evet. Peki, yemekleri anlamadım. Çok genç yaşta başlamışsınız atıcılığa. Benim küçüklüğümden beri, hatta ben 3-4 senedir yapıyorum. Küçüklüğümden beri zaten merakım vardı. Babam avcıydı. Oradan geliyorum zaten. Öyle. Yaşıtlarınıza çağrınız olur mu? Atıcılık sporunu yapma adına. Tabii ki yani. Hiçbir sporla ilgilenmiyorsanız bu maddi açıdan zor bir spor ama manevi açıdan çok güzel bir spor. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel bir şey. İnsanları doğayla birleştiriyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hiçbir domuzla karşılaştınız mı? Onu çok karşılaştım da rahmetli ustamın bir anısını anlatayım ben sana. Soğancı on sütlü. Allah rahmet eylesin. Kafes avına gitmiştim. Onlardan evvel de bir başka avcı gitmiş oraya. Tabii bu varıyor. Kume, biz kume deriz şöyle. Eskiden çok olurdu kafes avı. Kumeye tüfeğini uzatıyor. İçeride insan var ama kumenin içinde. Ondan haberi yok gece karanlık. Azığını uzatıyor. O ara kekliği de içeri uzatırken içerideki tutuyor, kekliği bir çekiyor. Bu şimdi soğancıyor, başlıyor, kaçmıyor. Bu medeki bağırıyor mu? Soğancıyor benim diyor ama soğancıyor ustam çarşıyı bulmuş. Arkasına bakan kim diyor mu? Kaçmış. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Senin sayende de bu rahmetli yanmış oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Çok keyifli bir yarışmaydı. Hepiniz ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Trap atışlarında bayanlarda eşime 3. Lütfen kupasını ve madalyasını vermek bana nasip oldu. Teşekkürler. Nazlı'nın olduk bu. İkinci. Evet. Nazlı Hanım'ın hediyesini buyurun. Evet arkadaşlar, alkışlarımızı alalım.
Evet, Bayan Trap, birincimiz Zeynep Yağmur Soğuklu. Evet, Bahattin Örtükoğlu başkanımız verecek. Ustası diyormuşuz. Tebrik ediyoruz. Evet, bir de hep beraber Bahattin abi, Hayat'ım gel sen de. Abi gel sen de. Biz de geçin. Hey. Profesyonel trap yarışmamızda birinci olan Rehmet Metin Kalaycıoğlu, ikinci Yüksel Cayvarlı, üçüncü Mustafa Recai Velioğlu. Trap atışlarımızı, profesyonel trap atışlarımızın hediyesini vermek üzere belediye başkanımızı buraya davet ediyoruz. Başkanım hoş geldiniz tekrardan. Arkadaşlar birincilik kupasını alalım. Başkanım. Aslan. Birincilik. Evet. Hadi abi. Bunu düzeltiriz. Bunu düzeltiriz. Hayırlı olsun. Aşağı gir. Sende ne yazıyor? Alkış arkadaşlarım. O zaman ben tamam ya. Arkadaşlar buraya katılan, uzaktan yakından gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarım, aile arkadaşlarım olarak değerlendirdiğim Mustafa Başkan'ın etkinliği çok güzel bir etkinlik oldu. Uzaktan yakından gelen tüm arkadaşlarına ayaklarına sağlık. Bizlere sundukları maddi destekler için basından bize Serhat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Özellikle belediye başkanım ve diğer bize destek çıkan tüm arkadaşlarımıza iyi ki varsınız, iyi ki avcınız yanındasınız. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Abi biz de teşekkür ederim. Arkadaşlar buyurun. Hep beraber arkadaşlar. Bu da Sait Buz'dan. Sait Buz'dan bir tane pantolon 1084. 1084. Tamam o gelir koy oraya. Yine Dargo'dan bir adet avcı yeleği. Dargo'dan bir adet avcı yeleği 537. 537. Tamam. Bir adet mouse 522. 522. Ya niye bu çadırı ya? Bir adet bilgisayar çantası 9.6. Pardon. Arkadaşlar demesin ki niye bu kadar çok çıkıyor? Arkadaşlar bu kadar elimizde biletimiz var. Bakın. Şunu alayım abi. Mouse nerede? Orada abi. Buyurun abi. Şuraya bir kutu. 916. Bir tane bilgisayar çantası. Bizde. Abi onu da alayım ben. Buyurun. Bir tane olta motoru. Oltasıyla beraber abi. Oltasıyla beraber. Oltasıyla beraber. Söyleyeceğiz. 986. İnşallah bir balıkçıya çıkar. Ay maşallah. Çıksın abi. Taşıyor. 986. Tura Avbay'dı. Bende. Bir tane Havol Tübek. Bende. 544. Bende. Çıksın. Gel oraya komple arkadaşım ben uğraştım abi. Anıştı orayı bir. Abi onun içinden seçerek Yusuf, götür ki. Abi ne ballısın lan sen. Parayı çıkart o. Yok kardeşim hayırlı olsun.